uygulamalı Linux ve Mac'lere, MacOS'ta da çalışıyor. Bu da .NET Core sağlıyor. Şimdi .NET Core ile ilgili, daha doğrusu aslında .NET Core ile ilgili bir roadmap zaten duyurulmuştu. Ve aslında .NET Core da .NET Core üzerinde çalışıyor. Aslında .NET Core'un release olması için .NET Core'un da hani, tamamlanmış olması lazım. Ve aslında .NET Core'un roadmap'i yayınlanmıştı. Yani ne zaman release olacağını biliyorduk. Yaklaşık 1,5 ay kadar önce o roadmap'i kaldırdılar yayından. Onun bir sebebi var. Ve biz bu build'da .NET Core'un release olduğunu gördük. Hala RC. Yani release candidate. Önce şeyden başlayacağım. Aslında .NET Core veya işte .NET Core bize neler sağlıyor? Çok hızlıca bahsedeceğim. Bununla ilgili çünkü böyle bir tam günlük etkinlikler hani yaptık. Böyle anlatmaya başlasak uzun uzun devam eder. Hızlıca bahsedeceğim. Olay şu. Tech and Power diye bir grup var. Bu grup web framework'lerini yarıştırıyor belirli dönemlerde. Ve bunu böyle periyodları yapalım. Kimisini 3 ayda bir yapıyor bu işte benchmark'ınızı yarıştırmaya. Kimisini yılda bir yapıyor. Neyse. En son yaptığı yarıştırmalardan bir tanesi Round 11, 23 Kasım 2015'te olmuş. Farklı koşullara göre bu yarıştırmayı yapıyor. Benim şu anda gösterdiğim Plaintext yarıştırması, Plaintext benchmark'ı. Olay şu, ben bir web framework'ı kullanarak gene sadece hello world cevabı döner diye bir uygulama yazıyorum. Adresin ne olduğu önemli değil, localhost diyelim. Enter bastığımda hello world diyor. Diyor ki, eğer Unix framework'ını kullanırsan, işte bu C++'da yazılan Linux'ta çalışan bir framework'muş. Bu framework'ı kullanırsan, bir saniyede 6.8 milyon request'i ben response'a dönüştürüyorum. Yapılan benchmark'ın ortaya çıkan sonuç bu. Şimdi bu framework, işte hani bir web sitesi yapmak için optimize edilmiş bir framework olmayabilir. Bu framework kolay geliştirilebilen bir framework olmayabilir. Fakat gene sadece hello world response'u döndürmek için bir saniyede 6.8 milyon request'i işleyebilecek yeteneklere sahip veya performansa sahip. Bu listede eğer Node.js'e bakacak olursak onun da bir saniyede 319 bin request'in response'u dönüştürebildiğini görüyoruz. Sadece hello world dönecek bu arada. Yani alıp işte o request'i veri tabanına gitmeyecek, JSON serilizasyon serilizasyon yapmayacak. Sadece geriye hello world dönecek 319 bin. Aynı listede ASP net'e bakıyorum 2120. Bakın 6.8 milyon 319 bin ve 2000. Şimdi bu ayıp. Bu Scott Hanselman'ın ve ekibinin ayıbı. Bunda utanması gerekenler onlar. Utanma ötesinde. Bu binanın çatısına çıkıp odan kendini atsa yerilir. İçinden çıkamazsa bak. Evet. Çünkü C# bir mapı olarak ben şurayı hak etmiyorum. 2120 sondan işte 10. sırada olmayı ben hak etmiyorum. Ve bunu onlar da kabul ediyorlar. Ve bunun üzerine ASP.NET Core adıyla yepyeni bir ASP.NET framework geliştiriliyor. ASP.NET 4.6 2120 idi. ASP.NET'in yeni versiyonu ASP.NET 5 eski ismiyle, yeni ismiyle ASP.NET Core 1.0. Hala ASP.NET yazıyorsun ama yepyeni bir framework. O yüzden ismi 1.0 ile değişti. ASP.NET Core 1.0 oldu. .NET Core üzerinde çalışıyor. Ve bu framework'le artık 1.18 milyon request response'u dönüştürülebiliyor. Bu build'da bu rakam güncel değil. Build'dan sonra bu güncellemeler arası. Bu build'da 1.6 milyona çıkarttılar bu rakamı. Yani bu şu demek. Biraz önceki eğer listeye geri dönecek olursam aslında net 2127 ya Node.js
testi responsu dönüştürebiliyor olacak. O da bizi yaklaşık olarak şu civarlarda bir şeye getirir. En aşağıdaki onluk dilimden en yukarıdaki onluk dilime taşıyorlar bizi. O yüzden asm.net.com çok önemli. Altında da .net.com var. İşte bunu yapabilmesini sağlayacak bir sürü yenilik içeriyor. Bu ayrı bir aslında etkinliğin konusu. Böyle uzun uzun bundan da bir ara konuşabiliriz. .net.com bu build'da release olmadı. Roadmap'ini de işte daha önce yayınladıkları roadmap'i de kaldırmak zorunda kaldılar. Bunun da en önemli sebebi şu. Modern araçlar ile web geliştiren developer'lar Microsoft'un bugünkü tool setinin dışında bazı tool'ları kullanıyorlar. Mesela yeni bir proje başlatmak için biz ne yapıyoruz? Visual Studio'ya File New Project diyoruz. Karşımıza proje şablonları geliyor. O proje şablonlarını Microsoft'un işte Redmond'daki genel merkezinde birisi oturup paketliyor, oraya koyuyor. Ben onu seçip oluştur dediğimde benim elde isimde bana bir tane kopya çıkartıyor. Değil mi? Proje şablonu bu. Bana o şablondan bir proje oluşturuyor. Ve benim o File New Project diyalog kutusunu görebildiğim proje şablonu 100 tane olabilir. 200 tane olabilir. Ama hiçbir zaman 500 tane olamaz. O kutuya onlar 500 tanesi sığmaz. Değil mi? İşte modern araçlar ile uygulama geliştiren developer'lar 254 bin paket içerisinden kendine yeni proje oluşturuyor. Çünkü bu insanlar NPM kullanıyor. Bu insanlar Yeoman kullanıyor. Bu insanlar Bower kullanıyor. Bu araçlar, bu modern web uygulama geliştirme araçları size çok daha fazla esneklik ve çok daha fazla işte proje şablonu, yeni dosya şablonu, yeni uygulamanı derleyebileceğin araçlar sağlıyor. Ve bunların Visual Studio'ya gelebilmesi bu kadar fazla sayıda gelebilmesi mümkün değil. O yüzden Microsoft diyor ki, madem artık developer'lar Bower kullanıyor, madem artık developer'lar NPM kullanıyor, madem artık developer'lar Grunt kullanıyor, Gulp kullanıyor, Yeoman kullanıyor, o zaman ben de bu insanlara yaklaşmalı, bu developer'lara yaklaşmalı, kendi araçlarımı, kendi tool setimi bunları da içerebilecek hale getirmeliyim. İşte roadmap'in belirsizleşmesinin önündeki en önemli sebep bu. Şu anda Microsoft yeni bir proje oluşturmak farkında bir tool geliştiriyor. İşte ismine .net diyor. Bu announce edildiği için hani biz de burada paylaşabiliyoruz değil mi? Belki sen bir şeyler katmak istersin. Artık işte o 50 megabayt Visual Studio kodu bilgisayarı kurup yarım saniye içerisinde açıp işte yüzlerce binlerce proje şablonu içerisinde istediğinden bir tanesini oluşturup bu editörde kullanabileceksin. Veya kendin yeni bir .NET projesi oluşturabileceksin. Bunun için de Microsoft sana gerekli tool'u sağlıyor olacak. İşte bu tool entegrasyonları, yeni tool'ların yazılması vesaire ihtiyaçlarının önce bir çözülmesi lazım. Bu .NET Core çıkmadan önce bu tool'ları ve entegrasyonları bitirmeyi amaçlıyorlar. O yüzden de henüz bitmedi. İşte herhalde kısa bir dönem içerisinde tamamlanıyor olacak ve artık hayatımızda yeni bir proje oluşturmak için veya bir dosya eklemek için projeye daha farklı araçlarda kullanabiliyor olacağız. Ve bunlar bizi 1.6 milyon request response dönüştürülmesi noktasına taşıyor olacak. Bunlar ilginç noktalar. Mesela şey çok ilginç abi. Orada mesela canlı sunumda 15 canlı sunum esnasında sıfırdan sunucu direkt aşağı her şeyin Visual'da kuracağım diye başladı. 180 saniye. 180 saniyede Reyman Visual'da kurdu ve onun üzerine devam edebilir. Bu mesela çok büyük bir. Bak İbrahim çok önemli bir şey söyledi. Burada emin hepimiz Visual'da kurmuşuz bu bilgisayarlarımıza. Ve Visual'da kurmak, update etmek, uninstall etmek. Bunlar dert. Bunlar saatler sürer.
SSD'li disk olsa bile bu kadar sürüyor. Daha işte hani öyle olmayan diskette daha da uzun sürüyor. Visual Studio bunun yeni versiyonu, versiyon numarası 15. Şu anda kullandığımız Visual Studio 2015'in versiyon kodu 14'tü. Bir sonraki Visual Studio 15 versiyonu muhtemelen Visual Studio 2016 olarak çıkacak karşımıza. Hani eğer böyle değişik isim vermezlerse. Visual Studio 15 dediğimiz yeni Visual Studio 180 saniyelik oluyor. Bildiğin sıfır bir bilgisayara yüzümüzün önünde kullanım yaptılar 180 saniye sürüyor. Türk tool'lar da birlikte mi? Değil. Yani orada seçenekler var. Ama şey, yani bir tatlıt uygulaması gelişimine başlaması gerekenler var içerisinde. Ama ne bileyim işte, HoloLens development yok. IoT development yok. Xamarin yok. Hani onları da seçersen... Aynı sabit. Orada şeyi geçiyorlar, mesela birkaç tane seçenek var. Onları seçersen üzerine yani durumu değişiyor. Ama buradaki mesaj şey çok ilginç. Orada temel mesajı, yani bu temel gereksinimleri girdikten sonra tekrar açıp o gerekli diğer şeylere daha ön plan indirebilir. Bu da biraz şeyden tanıdık ya. Yakın zamanda da hiç ofis uygulamaları indirdiniz mi bilmiyorum. Office 2016'da bu var mesela. Direktman yani uygulamayı başlatıyorsunuz, kur diyorsun, kur dedikten sonra 5 ya da 10 dakika sonra direktman kurulum gerçekleşiyor. Ama arka planda şey yapıyor, diğer gereksinimleri indiriyor. Mesela sizin en çok kullandığınız işte Outlook, Word, Excel, Dreamformları indiriyor. Ama arka planda çalışma sırasında diğer şeyleri parça parça indiriyor. Hatta bir status barda da görebiliyorsunuz. Şu anda indirmekte hani aratabiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz ama çalıştırınca oradaki pop-up çıkıyor. Mesela aslında oradaki bilgi burada da kullanmışlar gibi yani. Böyle çok yüksek gereksinim olan şeyleri. Ama peki herhalde Microsoft'un temel vurmak istediği nokta bir önceki versiyonlara göre daha hızlı yüklenmediği vurmak istiyor. Yani 180 saniye. Aslında birçok noktada bize yardımcı oluyor developer olarak. En önemlilerden bir tanesi evet, setup süresinin çok kısalması. Fakat bunun dışında diyor ki, sen şu anda Visual'un en güncel versiyonu, Visual'un 2015, update 2'yi bilgisayarda kurduğunda bu kurulumla alakalı bir takım konfigürasyonların diyelim, register'ye yazılması lazım. Register'ye yazdığın her bir byte, yani her bir karakter bir byte'tır ya, diyor ki ben Visual Studio'yu, siz Visual Studio'yu kurduğunuzda register'daki değişikliğin toplamı 30 megabayt. Yani register'ye 30 megabaytlık konfigürasyon yazıyor gibi düşünelim. Yeni Visual Studio bu sıfır. Yazmıyorum diyor. Var olan Visual Studio'yu kurduğunda senin Global Assembly Cache'ine yani GACA yazılan istediyorsun DLL olayı register'den. Yeni Visual Studio kurulumunda olaya eklenen DLL sayısı sıfır. Bu şu demek. Ben Visual Studio'nun 15'ini, 16'sını, 17'sini neyse versiyonları klasörler istediğim gibi kullanıp hepsi side by side çalışır. Yan yana çalışırlar. Şu anda öyle değil. En güncel hangisini işte kurarsan. Yani evet yan yana çalışan kimse sadece bir şeyler var ama yeni gelen Visual Studio versiyonunda Registry ve Google Assembly'yi hiç kullanmadığı için bunların tamamen birbirinden yalıtılmış ortamlarda çalışacağından emin oluyorsun. Bu önemli. Setup süresi muhteşem. Yani bu çok önemli. Peki. Ayrıca bu konuda da direkt bana ele alınabilir. Çünkü burada gerçekten çok güzel duyurular, çok güzel şeyler var. Hatta o projenin ismini Visual Studio Next diye geçiyordu. Evet, VNext. VNext'i daha sonra bir yani şey oldu. 15 oldu ve aslında daha da pek çok bir önümüzdeki bir ve şey, yani Visual Studio yalıp halini kurduğunuzda, işte yüksekten ölçüsü kurduğunuzda, ona birkaç böyle ekstra şey ekleyin. Python Development, PowerShell Development, ne bileyim işte, PHP Development yapabiliyorsunuz hemen. Yani okulunuz bitsin, iki tane ekstra işte ekler, bilgiler, bilgiler gibi düşünün. Ve hemen anında Python development yap. Anında PHP development yap. Anında PowerShell development yap. Bunları da destekliyor. Bunlar önemli. Yine Node.js destekliyor. Node.js aynı öyle süper. Doğru. Ki aslında da core release olduğunda Node.js ihtiyacımız azalacak. Bugün ben bir proje geliştirdim.
şunu düşünmem lazım. En son bir sonuç olan Asgard'ın versiyonu Asgard'ın 4.6 Asgard'ın 120 ekosistemiz olsun dönüştürmesi için destekli bulunurken Notice 319 bin ekosistemiz olsun dönüştürebiliyor. Asgard'ın Core 1.0 release olduğunda aynı mimariyle, aynı işte MVC controller, action'ı, view'u neyse hiçbir şey değil, aynı şekilde yazacağım kodlarımı ama 1.6 milyon bir ekosistemiz olsun dönüştürecek. O zaman bir daha dönüp de Node.js'in yüzüne bakmam, değil mi? Çünkü zaten C-Sharp biliyorum, zaten MVC biliyorum, zaten Asgard'ı biliyorum. Neden Node.js'e gideyim? Bu arada Node.js'le alakalı böyle konuyu biraz saptayacağım ama geri döneceğiz. Şöyle ilginç bir şey var. Şimdi Node.js nedir? Google Chrome tarayıcının JavaScript'le çalıştıran o parçasını sunucuda çalıştıran bir yapı. O Google işte V8 diyorlar. O Google Chrome'un içerisinde JavaScript'le çalıştıran yapıyı V8 diyorlar. Bu V8'i almışlar, bir Excel içerisine koymuşlar. Excel'i çalıştırdığında bir JavaScript dosyasını alıyor ve onu çalıştırıyor. Nerede çalışıyor? Bu sunucuda çalıştırıyor. Node.js bu. Çok kabaca tarif. Fakat Firefox da JavaScript'le çalışıyor. Internet Explorer da JavaScript'le çalışıyor ve her yerine kendine göre başka JavaScript çalıştırma işte engine'i var. Engine özellikle üzerine basarak bir şey almış aslında diye. Yani engine diyor işte. Engine. Engine de bir, yani Microsoft Engine de bir JavaScript motoru var. Microsoft Engine JavaScript motorunun ismi de Chakra. Bir proje şunu yapıyor. V8 Engine yerine Chakra Engine'ini Node.js'in içerisine koyuyor. Ve ikisini yan yana çalıştırıp benchmark yapıyor. Ulaşmaya çalıştıkları sorun şu. Hangisi daha hızlı, hangisi daha performanslı? Şimdi neden bunu Microsoft'un en yeni internet tarayıcısının motoru ile, JavaScript motoru ile yapıyorlar? Çünkü internette, işte Google'da basit bir arama yapar. Bing bir güzel değil mi? Bing bir güzel. TV Yandex. TV Yandex. Hadi bakalım, ben hala şeyden alalım. Bir basit bir arama yaparak bu tarayıcıların JavaScript performansını birbirleriyle yarıştırabiliyorsunuz. Basitçe şunu yapıyor. Mesela Tesla'dan bir tane bir akvaryum getiriyor. Bir yan tarafta butonlar var işte. Bir tane balık koy, üç tane balık koy, bin tane balık koy diye böyle butonlar var. Bir tane işte saniyede gösterilebilen frame sayısını böyle gösteren bir çarpı şey var. Ne diyelim ona? Gauss. Gauss. Gösterge. Gauss deniyor galiba onda. Neyse işte öyle bir şey var. Parmağımla tarif ettim, anlaşıldı. Bunu Chrome'la ilgileyelim yapıyorlar. Chrome'la yapıyorlar aynı testi. Edge'le yapıyorlar, Edge daha hızlı çıkıyor. Ve buradan da ortaya çıkan sonuç, demek ki Chakra Engine daha hızlı. Bunu Node.js'in içerisine alıp, Node.js'de Google'ın Chrome tarayıcısının V8 Engine yerine, Microsoft'un Edge tarayıcısının Chakra Engine'ini işte kullanarak aynı testi yapıyorlar. Ve gene Chakra daha hızlı çıkıyor. Bu ilginç, değil mi? Fakat işte Node.js'e gerek bence kalmadı. Kalmadı yani. Aslında Node.js'e çıktıktan sonra çünkü tarafında işte asenkron JavaScript kodu çalıştırmamı çalıştırmamın bana bir avantajı yok. Değil mi? Şu anda avantajı var. Neden? 2000'e 319 bin. Ama aslında Node.js'e bunu 1.6 milyona çıkarttığında 319 bin komik oluyoruz. Peki, devam edelim. Şimdi, evet, tam şey geçsin. En son şeyde kalmıştık, hani Windows'taki bizim özel Microsoft olarak vizyonumuzdan bahsettik, birkaç örneğinden bahsettik. Bence en can alıcı bir noktada bir tanesi çok olabilir. Bildiğiniz gibi şey çok sanal gerçeklik diye geçiyor ya da artırılmış gerçeklik diye geçiyor. Augmented reality, virtual reality çok özellikle. Artık sanal gerçeklik diye de. Yani bugün biraz daha onu ileriye taşıyarak yeni bir tabir gelecek. Aslında baktığınız zaman gerçekten pek çok firma, pek çok kurum bundan denemeye çalışıyor.
Facebook biliyorsunuz, Google satın aldı. Bununla alakalı pek çok yeni cihaz çıkarttı. Samsung kendisi böyle bir cihazlar çıkartıyor ve bunu destekliyor. Hatta Samsung'un lansmanında, yeni cihazın lansmanında, işte bu Barcelona'daki etkinlikte, mesela Mark Zuckerberg için. Aslında buradaki dünyaya ne kadar önem verdikleri, ne kadar gelişmekte olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde HTC'nin var, Sony'nin yeni çıkarttığı PlayStation'la birlikte çalışabilen bir yapısını. Aslında baktığın zaman dünya o tarafa doğru gidiyor ama orada bazı limitasyonlar var. Çünkü limitasyon genellikle insan fizyolojisiyle alakalı. Yani sonuçta siz var olmayan bir yerde kapalı bir şey yapıyorsunuz. Dünyadaymış gibi görüyorsunuz ama düşüyor gibisiniz ya da rüzgar geliyor gibi ama fiziksel olarak bunu yaşamıyorsunuz. Ve bunu yaşamadığınız için de genellikle de şu oluyor. Yani vücudunuz o tepkiyi veremiyor ve veremediği için de baş dönmeleri, mide bulantıları ya da çeşitli hastalıkları sebebiyet verebilir. Bunu mesela denediğinizde en fazla çoğu kişi 1 dakika, çoğu kişi 5-10 dakika, yani çok dayanırsınız, biraz daha fazla dayanırsınız. Ama uzun vadeli baktığınız zaman yani göz bozukluğu, senin diğer şeylere sebebiyet verebilir. Yani gelecek orada ama nasıl olmalı bunu araştırmak yapıyorum. Aslında Hololens'i burada ayıran en önemli özellik bu. Mesela buradaki aslında fotoğraf koymamızın sebebi bu açıdan daha net görünebilir. Burada gördüğünüz gibi koyu bir ekran var dışında, aslında bu bir cam, hani arka planı çalışıyor. Aynen. Mesela burada gördüğünüz bir ekran var. Aslında o ekranlar sizin saydam olarak hem gerçek dünyayı görmeni sağlıyor hem de onun üzerine bir görüntü elde etmeni sağlıyor. Ki bunlara da hologram diyoruz. Aslında baktığınızda direktman burada oluşan bir ekran. Aslında çok net görünmüyor buradaki şeyde. Belki sol tarafında daha net görünüyor. Sol köşelerinde kameralar var. Ortasında kameralar var. Aslında biliyorsunuz bu Xbox'a birlikte gelen bir Kinect isimli bir sensörümüz var. Kinect'te siz karşısına geçtiği zaman 3 boyutlu olarak sizi tanıyabiliyor, hareketlerinizi görebiliyor ve odadaki pek çok 3 boyutlu nesneyi de çıkartabiliyor. O bir kamera ereği, böyle kameralardan oluşan bir kameralar dizisi. Aynen öyle. Mesela oradaki teknoloji aynı ekip alıp aslında biraz daha çevirecek, şey kolodan seni devrediyor. Yani siz bir yere baktığınız zaman olduğunuz ortamı 3 boyutlu olarak tarayabiliyor. Ve bence en çok ayrıştıran, en çok fark yaratan noktası da bu. Yani siz bir şey görüyorsanız böyle bir kola tenekesi ya da masa ya da bir insan gördüğünüz zaman onu direktman oradan size görebiliyorsunuz. Bununla ilgili de zaten videolar var, onları da göstereceğiz. Pek çok duyulan yeni proje de var. Microsoft Research'un yaptığı Holoportation diye yeni bir tane şey var, proje var. Çok enteresan. Böyle farklı farklı açılardan yani bir oda gibi bir şey yapmışlar ve ortasına geçtiğiniz zaman sizi 3 boyutlu olarak tarayabiliyor. Ve 3 boyutlu olarak taradığı gibi hologram takan başka bir kişinin direktman karşısında sizi gösterebiliyor. Orada bir kişi dururken etrafını görebiliyorsunuz, onunla bir şeyler yapabiliyorsunuz ve çok enteresan. Ve çok enteresan. Mesela sizi de böyle tarayan bir ortamdaysanız iki farklı kişi aslında aynı ortamdaymış gibi başka bir sanal bir dünyada. Bunları... Video izlemişsin, böyle tasarım yapıyor, araba gönderiyor sonra oluyor falan üzerinde, o da bir şeyler yapıyor. Aynı proje üzerinde çalışabiliyorlar. O bir parçasıydı, bu bahsettiğimiz mesela Holoportation onun biraz daha öteye taşınmış hali. Aslında kişilerin de birbiriyle tanışabilmesi, birbiriyle bir arada olabilmesi. Hatta bence o videoyu direktman göstereyim çünkü orada yani gerçekten mesela bir baba mesela kızı başka bir ülkede, mesela kendisi başka bir ülkede. Mesela kızı mesela o ortamda oluyor ve o ortamda mesela ayıcıklar var, bir şeyler yapıyor. Onda da aynı masalar var. Ve orada direktman Hololens taktığı zaman kızını görebiliyor, ona bakıp ona soru sorabiliyor. Etrafında dolaşıyor, kızı mesela etrafında dolaşıyor. Gerçekten etrafında görebiliyor. Mesela en çarpıcı nokta şuydu. Mesela bu konuşma bittikten sonra kendisi de öyle bir ortamda olduğu için o anı tekrardan yaşayabiliyor. Kendisini 3 boyutlu görebiliyor, çocuğunu 3 boyutlu görebiliyor o anki bulunduğu ortamlarda. Ve aslında baktığı zaman böyle küçülterek, yani çok büyük bir şey küçülterek bir masanın üzerine koyup onu izleyebiliyor. Gerçekten bilim kurgu gibi ve yani şu anda bu cihaz bunu sağlıyor. Ve en çok aldığım soru şu, yani Hololens niye Türkiye'ye gelmedi? Hololens niye herkese çıkmıyor? Niye Amerika'da, Kanada'da sadece belli sayıda kişilere veriliyor soruları var. Aslında yani benim şahsi görüşüm şu. Mesela Kinect de çok vizyoner bir cihaz. Aslında şu anda çağının gerçekten çok ötesinde bir sensör hala. Hala da yani böyle bir şey yok. Mesela pek çok developer bunu yanlış kullandı. Mesela şu anda Kinect'te mesela reputasyonu biraz düştü gibi. Çünkü Kinect mi? Yani ben yapılan örnekleri gördüm, o kadar da çok büyük bir şey değilmiş gibi bir algı oluşmaya başladı. Aslında yakın zamanda Türkiye'de o kadar böyle sağlam projeler yapılmış ki Kinect'le yapılan yapılacak olan şu anda geliştirilen gerçekten ağzım açık kalıyor. Yani mesela bunu yapanlar dijital ajanslar. Dijital ajans gerçekten o dünyaya hakim.
Yani bunu farklı bir şekilde sunabiliyor, farklı yöntemler. Unity ile birleştiriyor, 3 boyut katıyor içine, çılgın projeler açıyor. Ama biz genellikle developer olarak aldığımız zaman bir kare koyalım. Kareyi de elimize hareket etti, evet oldu. Bunu da hep diye duyuralım, çıktı diyoruz. Ama artık öyle değil. Yani bunu gören kişi şey diyor, aa güzel, eliyle hareket etti bir kareyi. Yani falan diyor, böyle geçiyor. Gerçekten anlatamıyorum. Ya bir developer'ın hocam eşiyle normal bir insan sahip olması beklenemez. Çok biz ekrana hello yazınca aman Allah'ım. Ya o küçük 30 dolarlık cihazda kırmış ışık yanınca olmaz. Yaparken yani bu adamlar birisi için yani lag yaptı. Ama 30 dolar cihaz aldı, o da lag yaptı. Yani işte o bizim heyecan eşiğimiz çok çok farklı bir noktada. Big Bang Theory'de öyle bir sahne var. Bilmiyorum bize biz hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ya bunlar bir tane robot, bir tane şeyleri var, kameraları var. Ortada geziniyor. Ve bunlar şeyden yapıyorlar. İnternetten bunlar hareket ediyorlar. Penny geliyor mesela şey, katı komşuları. Teknolojiden uzak hiç alakası birisi. Bu mesela görüyor bakıyor, bu ne diyor, robot diyor. Geçiyor falan. Sonra şey yapıyor, bunlar yani internet üzerinden kendi ışıklarını açıp kapatabiliyorlar. Penny dur diyor, sana bir şey yapacağız diyorlar. Işığı açıp kapatıyorlar. Sonra Penny duruyor. Yani falan diye diyor. Nasıl anlamadık mı diyor. Bir daha yapıyorlar, bir daha gösteriyorlar. Anlamadık mı diyor. Biz diyor şu an diyor, bu internetten çıkıyoruz. Buradaki serverla gidip oradan tekrar gelip buradaki IP'lerden bu ışıkları açıp kapatabiliriz. Bunu anlamıyor musun falan diyor. Yani falan. Yani. Gerçekten de böyle bir dünya var. Aslında HoloLens'in çıkması sebebi mesela şu anda hızlı bir şekilde çıkmama sebebi tamamen bu. Mesela şu anda partnerlere baktığımız zaman NASA ile çok büyük bir proje var. Mars Destination diye efsane bir proje, onun da videosunu göstereceğiz. Daha sonra Volvo ile yapılan projeler var. Tıp fakülteleriyle yapılan projeler var. Aslında baktığımız zaman gerçekten çok çok farklı yerleri götüren bir şey. Ve aslında bu ürün geldiği zaman önümüzde inanılmaz örnekler olacak. Artık bu olsunlar, hani oradaki kariyer hareketlerimizle videoları paylaştıkları hareket edecek. Yani yapılabilir falan diye. Aslında biraz da bu nasıl diyeyim, eşiği yükseltmeye çalışıyoruz ve bence bu konuda da yani güzel bir şey söyleyebiliriz. Ben bunu kullandım. Ya bir şey söyleyeceğim Engin Hocam. Şimdi siz de gözlük takıyorsunuz da hani orada nasıl yani nasıl ben dağılımda takımda çıkarınca ben normalde bir şey görmüyorum. Bak, HoloLens bir akıllı gözlük değil. O yüzden Google'ın Glass projesinden farklı. Google Glass bir akıllı gözlük. Fakat gözlükler aynı zamanda bir şeydir, aksesuardır. Şimdi Google Glass projesi devam etmeyecek. Hani başka bir şey yapmaları gerektiğini anladılar. O yüzden de işte Google Glass 2 üzerinde çalışıyorlar. Google Glass 1 hani şu andaki halinde kaldı diyelim. Çünkü şunu fark ettiler. Google Glass'ta gözlük aynı zamanda ekran. Ve insanlar gözlüğü numaralı kullanıyorlar. Ve bu ekranın numaralı olabilmesi lazım ki bu mümkün değil şu andaki teknolojide. Google Glass'ta işlem birimi yanlarda ve o yüzden de değiştirilemiyor. Fakat insanlar gözlüğü aynı zamanda bir aksesuar olarak kullanıyor. O yüzden bunun kırmızısının, yeşilin, mavisinin olması lazım ve şu anda bu mümkün değil. İşte o yüzden Google Glass'ın değişmesi gerekiyordu. HoloLens ise bir akıllı gözlük değil. Senin başında gözlük olsa bile bunu bir headkit gibi düşün. Başına işte şu an 80'li yıllarda böyle şey takardık ya, böyle bir kovandı. Onun gibi böyle bir bant takıyorsun ama bu böyle sert plastik bir bant. Ve önünde vizör var. Vizörün içerisinde de ekran var. Haliyle sen gözlüğünle de bunu kullanabiliyorsun. Bu yanlardan ayarlanabilir şeylere sahip. Açılara ve kafa büyüklüğünü ayarlayabilecek işte o ayarlayıcılara sahip. Böylece kafan büyük mü? Başında çok mu saç var? Az mı saç var? Hiç önemli değil. Çünkü bunu işte kafana göre ayarlayıp uygun bir şekilde takıyorsun. Sonra açısıyla oynayabiliyorsun. Şu alet işte böyle bir şey yapabiliyor. O kaidenin üzerinde hareket edebiliyor. Ve onu gözünde istediğin gibi ayarlayabilsin hale getiriyorsun. Gözlük gözünde olsa bile bunu yapabiliyorsun. Sonra ayarlayabiliyorsun çünkü. Bir tane kaydedilen bir video vardı. Aslında o videoları bir deneyen kişi gözlükle deniyor. Yani bu arada hiç rahatsız olmuyor. Yani gayet güzel de deniyor. Aslında ben de
Önemli birkaç noktaya değineceğim. Bir, bu aleti 3 tane yöntemle kontrol edebiliyorsun. Bir tanesi voice control, yani sesle kontrol. Bir tanesi gesture'la, elle yaptığın işte şu hareketler, hani bildiğiniz gesture'la. Bir diğeri de gaze. Gaze odaklanmak demek, gözünle bir yere bakmak demek. Yani bu cihazı gözünle bir yere bakıp, gesture'la kullanıp voice control ile işte yönetiyorsun. Bu cihazın içerisinde gerçek Windows 10 işletim sistemi var. Windows 10 üzerinde çalışan uygulamalar burada da çalışabiliyor. Hatta burada Skype var ve bu Skype benim telefonumdaki ve notebook'taki Skype'la birebir aynı. Bunun içerisinde işte video player var. Benim telefonumda ve notebook'ta olan video player'la da birebir aynı. Bir de burada özel yazılmış uygulamalar var. Şimdi uygulamalardan bir tanesi bir üç boyutlu nesne havuzu diyelim. Repositorisi. Buradaki işte bu uygulamayı açıyorsun. Normalde bu aleti takıp ilk defa çalıştırdığında, bu arada böyle kabloya da bağlı olmak zorunda değil, yani işte o şarjı var diyelim. İlk defa çalıştırdığında ilk önce bulunduğun etraf odayı, environment'ı şu böyle beyaz üçgenlerle kaplayıp o üçgenleri böyle gittikçe bu sivrileşmeleri yok ediyor. Yani bu şey vardı ya, böyle bir arabaya araba modeline, üç boyutlu araba modeline bakarsın, işte arabanın tekerleri mesela diyorsun, o yüzden bu wireframe'ine bakarsın, sadece böyle tellerden yapılmış şekliyle görürsün. İşte o tellerden yapılmış şekli üçgen üçgende. Önce bu alet odayı tarıyor. Odayı tarayarak burada bir masa olduğunu, masanın işte ayağının olduğunu, masanın bu yükseklik olduğunu ve yüzeyinin olduğunu anlıyor. Orada bir işte paravan olduğunu, burada duvar olduğunu görüyor. Duvarın önünde bu işte perde olduğunu anlıyor vesaire. Sonra ben normal odanın içerisinde ibare oluyorum, size bakıyorum, işte her yere bakıyorum. Bu normal bir arkasını görebildiğim bir dizi. Sonra uygulamaları açıyorum. Uygulamaları açarken işte şu hareketle, buna Bloom deniyor galiba, Bloom hareketiyle menüye ulaşıyor. Windows'un menüsü gibi düşünün bunu. Ve orada işte uygulamaları listesi. Uygulamalardan bir tanesi 3 boyutlu nesneler repositorisi. Bu uygulamayı açıyorum. Bana kenarda işte böyle bir pencere daha açıyor. Onun da içerisinde 3 boyutlu nesneler var. Mesela nesnelerden bir tanesi, ben odanın ortasına koydum, köpek balığı. Köpek balığına bakıyorum. Tutuyorum köpek balığını. İstediğim yere gelip bırakıyorum. Ve bu köpek balığı 3 boyutlu nesnesi gerçekten masif, ağırlığı, kütlesi olan bir nesne gibi havada duruyor. Ben nereye bıraktıysam o da duruyor. Havaya bırakmış olabilirim. Bu sehpanın üzerine bırakmış olabilirim. Sehpanın üzerine getirip de onu koyarsam veya sehpanın üzerinde duracak. Sehpadan biraz getirirsem yere düşecek. Çünkü gerçekten bir ağırlığı varmış gibi. Ve ben şimdi birkaç örneğini vereceğim işte hani nesneleri nasıl kullanılmış gibi. Odanın ortasına bu üç boyutlu nesneyi koydum. Bunu istersem boyutlandırıyorum. İstersen döndürüyorum, istersen çeviriyorum. İstediğim gibi bu nesneyle interaksiyona girebiliyorum. Holografik olmasının, bu gözlüğün holografik olmasının en önemli avantajı diğer işte zaman gerçek gözlüklerinden farklı olarak senin nesneyle interaksiyona girmene izin vermesi. Sen nesneye bir çeşit dokunuyorsun. Onu döndürüyorsun. Ve onun ortasında köpek balığı koyuyor. Köpek balığına gelip eğer şu açıdan bakacak olsam köpek balığı işte dişlerini, işte yandaki yüzgeçlerini görüyor. Dönüp eğer arkasına geçecek olsam köpek balığının kuyruğunu görüyor. Alttan köpek balığının altına, yandan yanına bakıyorum. Dönüp öbür tarafını görebiliyorum. Çünkü orada gerçekten bir köpek balığı var. Orada gerçekten üç boyutlu, dokunabileceğin, kütlesi olan bir nesne varmış gibi hissediyorum. Holografik olmasının en önemli farkı bu. Orada bana iki boyutlu bir işte yüzle üç boyutlu nesne projekte etmiyor. Orada gerçekten üç boyutlu nesne varmış gibi bir şeye sahip, bir yapıya sahip. Ben bu üç boyutlu nesne galerisinden balerina deriz yani böyle kendi etrafında bir dönem böyle bir balerina oynayacak olur. Ondan alıp masaya koydum. Ve onu çalıştırdım. Balerina kendi etrafına dönmeye başladı. Ben balerinadan
daha işte detaylı göreceğim, daha büyük göreceğim. Bu aynen bu şekilde yaşanıyor. Balerina'dan uzaklaştığımda orada hala bir balerina var. Çünkü ben masamın üzerine balerina koydum. Orada o balerina dönüyor, ben uzaklaştığımda benden daha küçük gözüküyor. Ve ben bu üç boyutlu nesneleri kullanarak bu odayı kendi istediğim gibi dekore ediyorum. Duvarlara istediğim büyüklükte fotoğraf veya video olarak verebiliyorum. Çünkü fotoğraf vivo, yani foto vivo ve video player gene bu üç boyutlu nesne havuzunda birer nesne. Ve ben buraya duvar büyüklüğünde bir video koyabilirim. Etrafa küçük küçük fotoğraflar veya büyük büyük fotoğraflar koyabilirim. İstediğim gibi bu odayı dekore ederim. Ben bu odada gezerken o nesneleri nasıl yerleştirirsem o şekilde kalacaklar. Ve ben onlara olan açıma göre o nesneleri görüyorum. Yani şuraya İbrahim'in nesneyi koysam bence bu kadar güzel olurdu. ve bu açıdan bakıyorsam o resmi nasıl görmem gerekiyorsa öyle göreceğim o resmi. Ve resmi veya videoyu veya o nesneyi duvara koyacağım zaman benim gözümden 50 piksel öteye böyle düz bir şekilde koymuyor. O nesneyi gerçekten havada tutuyorum. Ve duvara getirdiğimde duvarın yüzeyine yapışıyor. Çünkü nesneye benden belli bir uzaklıkta duran iki boyutlu bir görsel değil. Duvarın içerisine girmez. Çünkü gerçek hayatta ben duvarın içerisine bir çerçeve sokamam. O yüzden de o duvarın üzerine yapışıyor. Ve eğer işte İbrahim'in olduğu oradan bu tarafa doğru getirecek olsam burada da bu perde olduğunu perdenin üzerine çıkacak. Benim onu görebilmem için. Ve ben bu perdenin üzerine de yapıştırabileceğim. İstediğim gibi odayı kendime göre dekore ediyorum. Bu esnada kullandığım işte bir sürü şeyler var, nesneler var, ıvır zıvır, işte üç boyutlu objeler var. Bu objeler tabii işte ben bu şeyi yaparken, olanlarsa kullanırken, Kasım ayıydı, atıyorum işte 100 taneydi, şimdi eminim yüzlerce çarpmıştı. İlginci olduğu için bahsedeceğim. Bu üç boyutlu nesne bozunda böyle bir platform fark ettim. Merak ettim bu platform nedir diye alıp, şöyle odanın ortasında bir yere koydum. Platformda iki tane gülle gözüküyor. İki tane rampa var. Böyle hafif eğimli. Güllelerin altta denkler çekimde. Gerisi boş. Güllelerden birine dokundum. Rampaya düştüm. Landı yuvarlandı. Rampadan aşağı inerken oradaki uzay zamanı büktü. Orası kırıldı. Hava kırıldı. Ben buradayım. Odanın öbür ucunda bir delik var. Havada bir delik var. Diğer gülleye dokundum, rampaya düştü, langı yuvarlandı ve o deliktin içeriye girdi. Ama aşağıya düşmedi, deliktin içeriye girdi ve yok oldu. Tabii merak ettim, ne oluyor orada diye. Deliğin baktığında mı? Deliğe yaklaştım, havada. Gerçekten orada uzay zaman bükülmüş. Orada bir delik var, havanın ortasında bir delik var. Ve ben deliğe yaklaştım ve bulunduğum açıdan dolayı deliğin bir işte bir miktar içerisinde görebiliyorum içeride. Mavi bir gökyüzü var. Ben odanın içerisindeydim. Bak, ben odanın içerisindeydim ama odada mavi bir gökyüzü vardı. Deliğe yaklaştım. İçeriye başımı soktum. Delikten içeriye başımı soktum. İçeriye baktım. İçeride kuşlar uçuyor. Yeşil bir vadi var. Şelaleler var. böyle ben kamyonu, ne diyoruz onlara? Bir şeyler var işte böyle tepecikler, tepecikler işte böyle alalı, boşluk oda gibi bir şeyler var. Ve havada kuşlar uçuyor. Kuşlardan yanarım burada yere düştüm. Ve başımı ne kadar kaldırdım. Evet burada İbrahim var, ben odadayım. Ama başımı içeri soktuğumda orada başka bir dünya var. Gülleler gülleler gibi çok oluyor. Suyla yürümüş. O zaman şey diyebilir miyiz hocam? Ayrımlar bendeki cari sanallaştırması pek uzak değil bu kadar. Bak buradan nerede gideceğiz? Artık şimdi yasallara gerek kalmadı yani. Yani zaten bana ilk sorulan soru şey de ne yediğine dikkat ettin mi? Sana ne yedin ne vardı? Böyle bir dünyayı böyle ama bu ilginç. Bu ilginç. Çünkü gerçeklikle sanal gerçeklik arasındaki çizgiyi inceleten bir şey bu.
bu sanal gerçekliği ve ben gerçekten kuşları görsem ve gerçekten yeşil çimenlerde yürüyormuş gibi olsam, değil mi? Ben bunu gerçekten yaşıyormuş gibi olacağım en azından. Ortamda tutunabileceğim. Başka bir yakın, üç boyutlu nesne, robot köpeği. Bildiğin robot köpeği bir yere bırakıyorsun, kuyruğunu saplıyor, işte ağzını açıyor, dilini çıkıyor, kenara geliyor, aşağıya bakıyor ve yere zıplıyor. Yani yürümeye başlıyor. Şimdi, bundan yıllar sonra, neden yıllar sonra diyorum? Çünkü cep telefonunda versiyon 1 vardı ve şu andaki versiyonuna baktığımızda birinci versiyonda ne kadar daha öte cep telefonu kullandığımızı görüyoruz. Honor'ın birinci versiyonu ve bundan yıllar sonra bunun da 15. versiyonu çıkacak. Ve belki bizim için geç olsa bile bizden sonra gelecek olan nesil evlerinde dinozor besleyecekler. Bakın bu olabilecek. Gerçekten ben robot köpeği eğer buraya koyduysam ve robot köpek yere atlayıp etrafta gezindiyse 15. versiyonda belki ben oraya dinozor koyacağım. Dinozoru elimle işte işte gel diyeceğim, git diyeceğim, bir şeyler yapacağım. Çok ilginç. Başka bir örnekte şey vardı. İşte bu hastane örneği verdik ya, bu tıp fakülteleri örneği verdik ya. Doktor ve yanında işte asistanlığı var. Karşısında bir adam geliyor. Adamın yanında böyle havada süzülen kalp atış hızı, oksijen bilmem ne bir şeysi var. Ve adama hangi açıdan bakarsın onları işte doğru şekilde görüyorsun. Sonra diyorlar ki ya bu işte adam ayağını kırmıştı. Yani acaba kemik kaynadı mı? Doktor adamın kaval kemiğini alıp ortaya bırakıyor. Adamın kaval kemiği ortada havada. Ve diğer öğrenciler kaval kemiğini büyütüyorlar, oradaki çatlağa bakıyorlar. Küçültüyorlar, döndürüyorlar, zirvine de atıyorlar. Ve o adamı tedavi etmek için işte bir şeyler yapıyorlar. Ve sonra da adamın kaval kemiğini geri veriyorlar. İşte bu ayıptır yani. Yani ne yapsınlar? Başka bir örnek. İşte İbrahim'in az önce söylediği o babayla kız örneğine çok yakın. Ben buradayım. İbrahim de işte ne bileyim, nerede oldu? Erzurum'da oldu. Tamam, İbrahim Erzurum'da. Keşke Kayseri olsaydı ya, gereken bir şey getirdim. Neyse, İbrahim Erzurum'da. Diyorum ki İbrahim gel sen de şu yeni yapacağımız binanın ikinci kat planlarını bir inceleyelim. Şu anda bu odaya sütunlar iniyor, duvarlar kaplanıyor ve burası yapacağımız o ikinci katın planına dönüşüyor. Ve ben bu planın içerisinde yürüyorum ve duvarlara, sütunlara bakıyorum. İbrahim de benim zamanımda diyeyim işte Kasım ayında bir ışın devleti olarak baktığı yeri görüyordum. Ama işte bu holo ışınlar belki İbrahim gerçekten yanındaymış gibi. Şöyle hocam şunu da yatayım. No. Sonra İbrahim diyor ki, ya İbrahim, hani pardon ama bu sütun burada olmuş mu? Sütunu alıyorum ve başka bir yere bırakıyorum. Ve İbrahim o anda, İbrahim de tabii benim gibi o gözlük kullanıyor. Ve İbrahim de o testinin olduğunu oraya gittiğini görüyor. Bana diyor ki, pardon ama o sütunu öyle koymak da olmaz. Çünkü oradan kablo geçiyordu. O sütun tak 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 böyle katmanlarına ayrılıyor işte. Boya katmanı, bir şey katmanı, su katmanı, işte neyse katmanı. Sonra katmanlardan bir tanesini tutup yukarıya çekip tamam diyor şimdi oldu. Ve biz böyle İbrahim'le o ortamda bina modeli buluyoruz. Başka bir örnekte adam bir düşünü yaptı. Böyle duruyor bir platformun üzerinde. Bu arada girdiğim yer Microsoft'un Holographic Akademisi. Böyle bir yeni bir oluşumu var Microsoft'un. Böyle devasa güvenlik önlemleri var. Yani işte, neyse. Galiba 130 kişi aldı sadece dünyada. Ben de... Övünmek gibi olmasın. Yani işte... adam şunu yaptı. Burada bir motosiklet oluşturdu. Motosikletin... benzin deposunu böyle eliyle büyüttü, döndü etrafından, baktı, ha dedi, bunu
olmamalı. Egzozum büyüktü. Döndü etrafından. Evet araba şimdi oldu dedi. Ve bunu 3 boyutlu model olarak kaydetti. Bildiğiniz gözümüzün önünde yoktan bir nesne oluştu. O nesneyi interaksiyona girerek modelleyip değiştirip kaydetti. Bunu yapsaydınız siz de görüntüleyebiliyorsunuz tabii. Bunu bize özel bir şey aracılığıyla, ne derler, projeksiyon aracılığıyla gösterdi. Mesela orada bir tane şey örneği var. Gerçek bir motosiklet iskeleti var. O iskeleti üzerinde... Evet. Bunun videosu da var. YouTube'da videosu var bunun. World Partner Conference WPC diyebilirsin. Tolerance WPC. Bu örneğin aynısı var. Bilgisayarda tasarlıyor. Tasarladıktan sonra direktman öyle bir iskelet var. Öyle bir iskeleti giydiriyor ve onun üzerine değişim olarak birlik halde ediliyor. Bu da mesela çok ilginç bir deneyim. Başka bir örnek. Bunu ben bunu ben denemedim de. Yani bunu göstermediler bize ama videodan izledik. Şey yapıyor. Diyor ki oyun başlasın. Bir anda ortamda obstacle'lar oluşmaya başlıyor, böyle engeller. Tamam mı? İşte böyle varil var, inanıyor. Öbür tarafta böyle bir devrilmiş bir araba var, öbür tarafta bir kapı var vesaire. Varilin arkasına işte böyle saklanıyor. Sonra diyor ki, süper iyonik ateş bilmem ne cihazı diyor. Tak 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 böyle elin ateş cihazına dönüşüyor. Sonra işte süper iyonik bilmem ne kalkan diyor, burada böyle bir kalkan oluşuyor. Kalkanla dışarıya çıkıp karşı tarafta böyle bir anda işte böyle gökten düşmüş gibi diye oyuncular dedi. Onlar ateş ediyor eliyle ve tekrardan saklanıyor. Böyle bir oyun oynuyorlar. 10 kişi de bu cihazdan var. 10 kişi birbirinden farklı yerlerde aynı oyunu birbirine karşı oynuyorlar. Ben çok yani hani daha söyleyecek bir sürü uygulama fikri gelir akla. Ama şey evet yani oyun değil mi? Hep şeydir. İnşaat projesi. Ay daha olalım. Zengin. Başka bir tane söyleyeyim. İnşaat dediniz yani. Şimdi bu şey bize Microsoft'un vizyonunu ve önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Benim aklıma şu örnek gelmişti. Ben tabii birazdan tabloda oynatıp olduğum için dedim ki monitör almaya gerek olmadan karşıma Visual Studio'yu koyalım, buraya tarayıcıyı koyalım, buraya debug window koyalım, buraya işte Stefan'ın olan dokümanı açalım. 5 tane ekran var. İşte ekrana gerek almaz. Buraya bakıp kod yazalım, buraya bakıp test yapalım, buraya bakıp hata neydi, onu Stack Overflow'dan bulalım, kopyalarım, yapıştırdım, neyse arkadaşlar. Benim aklımıza böyle bir şey geldi. Bunun hala versiyon 1 olduğunu düşün. Bunun versiyon 2'si çıkacak. Sonra versiyon 3 çıkacak. Sonra 4 çıkacak. Değil mi? Versiyon 15'li çıkacak. Dark Room diye bir mini seri dizi var. Böyle her dizi böyle bir saat falan süren böyle bir dizi. O dizinin bir bölümünde şey vardı. İnsanlar hani öyle bir evrilmişler ki başka bir insanı bloklayabiliyor. Blokladığı insan ona gözükmüyor. O insan onu görmüyor, o insan onu görmüyor ve seslerini de birbirlerine gösteriyor. Ve... Karışmış biraz ama. Yani işte dizide hikaye bu. İnsan karşı blokladığı zaman birbirlerini görüp seslerini duyamıyorlar. Ve hapishane diye bir şey yok. Cezalandırılan insan belirli bir süre boyu veya işte ömür boyu bütün insanlara bloklanmış oluyor. Tek başına kalıyor dünyada. Ben bundan 15 yıl sonra bu gerçek olabilir. Belki HoloLens lens yüzeyine inecek. HoloLens. Lens olabilir değil mi? Bir lens var. Ve belki biz Facebook'ta bloklar gibi HoloLens insanları bloklayacağız. Burada işte ben mutlaka beni ben göremeyeceğim, o da beni göremeyecek. Ben ona sesimi göstereyim, o da bana sesimi duyuyor. Ses, beni sesimi duyamayacak. Ve belki böyle bir dünyada yaşayacağız. Tabii şey, bununla ilgili bir sürü hani sağlık vesaire mevzuatı da hani söz konusu. Sonuçta bu bir head kit olmasına rağmen
hani insanın sürekli bunu kullanarak işte hareket ettiğinde ne bileyim işte kendine zarar verebileceği bir durum oluşabilir. Hani bunun da araba kullanırsa ve önüne bir anda bir dinozor çıkarsa değil mi? Evet. Bu tehlikeli bir durum. Bununla alakalı işte belki mevzuatları da değişmesi gerekiyor. Şöyle bir şey duymuştum. Şey diyordu işte, bu sürücüsüz araçlar var ya, Avrupa yollarında bu sürücüsüz araçların yola çıkabilmesi için mevzuatta değişiklik olması lazım. Çünkü bizde bir kaza olduğunda kaza şoföre kesilir. Sürücüsüz aracın şoförü kim? O kodu yazan bir blokörü. Zaten hep öyle o arabayı zaten firma mı? Yani hani şimdi oldu, ters yöne girdi, ceza kesecek. Kime kesecek? Ya da bir insan öldü. Veya bir insana çarptı, yanlış yere park etti. Ne bileyim, hani bir sürü seçenek var. burada kim suçlu? İşte mevzuat, şu andaki mevzuat diyor ki sürücüdür suçlu olan. Ama sürücüsüz araçta suçlu kim? Veya işte sürücüsüz araçta navigasyon sistemini kullanıyorsun. Navigasyon sistemi seni yanlış yöne soktu. Sen de gittin, çok eder bir yere. Burada suçlu kim? İşte o yüzden bu benim bildiğim kadarıyla en azından bunların da Avrupa kıtasına gelebilmesi için önce mevzuatla alakalı değişmesi gereken birkaç bir şeyler var. Bunun da emin etkisi vardı ve biz de bundan 7 yıl sonra hala bu tarafta bunlarsız yaşamayacağız bence. İşte kim suçlu, değil mi? Peki, şimdi İbrahim göstereceği şeyler var mı? Hem göstereceğim şeyler hem de hani belki de zamanımız az kaldı için belki de biraz da şey yapabiliriz gibi geliyor. Neyden bir sonraki de toparlayabiliriz. Aslında ben şimdi göstereyim hani şey olarak HoloLens emülatörü. Az önce bahsettiğimiz hani HoloLens diye bir dünya var. Hani şu anda sadece Amerika'da, Kanada'da ama Türkiye'de de yok ve yakın bir zamanda olmayacak gibi görüyorum. Yani fiziksel bir cihaz olmadan aslında şey deneyebiliyorsun. Yani bunu test ediyorsun. Az önce... Sen söyle. Az önce mesela şeyden bahsetmiştim. Telefonla PC'de Cortana, Xbox'ta da olduğunda. Burada da gördüğünüz gibi olanan üzerinde de var. Aslında sizi tanıyabilecek, sizin ihtiyaçlarınızı cevap verebilecek. Ya da size özel önerilerde bulunabilecek bir yapı. Bu da yine burada yer almış olacak. Şimdi bu Microsoft'un kendi sitesinden ücretsiz olarak download edebildiğiniz ve HoloLens üzerinde işte uygulamanızı nasıl çalıştığını test edebileceğiniz bir emülatör. Microsoft çok, bu konuda çok başarılı dedik ya. Bakın HoloLens'in de emülatörünü yaptı. Bunu ücretsiz olarak download edip kullanabiliyorsunuz. Biz yemekten önce İbrahim'le HoloLens'te angryport.com'a geldik. Ve gayet güzel. Bu mesela Windows Phone'da settings'e gittiğiniz zaman, ayarlara gittiğiniz zaman ya da PC'de ayarlara gittiğiniz zaman hani buna benzer reklam görüyorsunuz aslında. Mesela şöyle gösterecek olursam zaten PC'de de gittiğiniz zaman benzer bir yapı var. Aslında dediğimiz gibi tek işletim sistemi telefonda, PC'de, Xbox'ta olduğu gibi HoloLens'e de var. Mesela burada gördüğünüz gibi ben ekrana gidip yani bunu kapatabiliyorum ya da yeni bir menü açacaksam menü açabiliyorum. Mesela az önce mesela dediğiniz gibi bir browser açayım. Bu arada gördüğünüz gibi ben biraz yukarıda açtığım için mesela yukarıda görünüyor ve biraz açısına baktığın zaman aşağıdan biraz yukarıya doğru bakıyor. Şu anda İbrahim'in yaptığı emülasyon gerçekten bu cihazı gözünüze taksanız gözünüzle bir yere bakacaksınız ya işte onu emüle ediyor. O yüzden ekranda bu nesneler var ve işte böyle bir yere bırakılabiliyor. Mesela şu anda gördüğünüz gibi tıkladım ve ben buna mesela buraya tekrardan tıkladığım zaman şunu yapabiliyorum. Bir tane keyboard geliyor. Sebebimle az önce yaptığım işte ekip olatı yazabildiğim gibi bir önceki girdiğim şeyde de tekrardan ben hatırlatabiliyorum. Ve baktığınız gibi de aslında gerçek... Bir resmi çeksenize ya. HoloLens'de kim takarsınız? Mesela burada gördüğüm bir şey çok ilginç. Yani aslında benim PC'de ya da telefonda alışık olduğum arayüz birbirine çok benziyor. Çünkü aynı uygulama değil mi aslında? Aynen uygulama. Ve burada kilit nokta şu, mesela burada bir site görüyorsun ve bu sitede ben aşağı doğru iki parmağımla birlikte hareket ettirebiliyorum. Mesela parmağımı hareket ettirmenin haricinde şunu da yapabiliyorum. Mesela burada bazı menüler var. Mesela ben bu menüleri yerden getirirsem, mesela Unity'ye mesela tıkladım az önce. Mesela Unity'ye ayarladım, şeyde gidebiliyorum, ilk yere gidebiliyorum. Aslında
gerçekten hani çok çok farklı bir yöntem. Aslında responsive design'den bahsetmiştik ya, gayetlerimizde bugünlerde web siteleri, hani telefonda, tablette olduğu gibi odalansör gibi belki web sitelerde olabilir. Ve bu da gerçekten biraz daha bizi farklı düşünmeye, farklı alışkanlıkları bulmaya ve buna doğru yönelmeye itecek. Ve burada gördüğünüz gibi de isterseniz yakınlaşabiliyoruz, isterseniz uzaklaşabiliyoruz. Ha bak şimdi şey açıklayınca böyle bir üçgenden oluşuyor ya, bu ortamı tanıyor aslında. Benim o ilk açılışta yaptığım söylediğim şey şu. Mesela şu görüyorsanız mesela bu arada mesela çeşitli üç boyutlu nesneler var. Siz buraya herhangi bir şey koyduğunuz zaman ve mesela gördüğünüz gibi aşağı baktım, yukarıya çıktım ve yine aynı burada kalıyor. Ve ben bunu hareket ettirebiliyorum. Mesela bunu hareket ettirdiğim gibi işte daha sonra bunu direkt ben kapatabiliyorum, zoom yapabiliyorum. Ve bu gerçekten şey, ilginç bir telefon. Ve hani bu şu an ben hazır olan uygulamalar haricinde mesela İngiltere'den az önce bahsettiğim çeşitli hologramlar var. Mesela 3 boyutlu hologramlar. Mesela bu balerin örneği. Mesela bunu direktman alıp mesela buraya ekleyebiliyorsunuz. Ve yukarı koyabiliyorsunuz. Aşağı gördüğünüz gibi mesela şey bakabiliyorsunuz. Yani 3 boyutlu dünyada aşağı mı koyuyorsunuz? Yukarıya mı yoksa tam karşınıza mı koyuyorsunuz? Yani bunu da direktman görebiliyorsunuz. Yani mesela... Kaldı biz siyah bir panelin üzerine koyuyormuş gibi görüyoruz ama aslında bunu bir de zoom'a koyabilirsiniz. Biz şu anda odanın içerisinde bunu hareket ettiriyoruz. Yani bu masanın üzerine yere veya havaya istediğimiz yere bırakabiliriz bunu. Emülatörde arka tarafı değiştirebiliyor musun? Sanki olan mı yani? Yani şu anda yok. Şu anda bu emülatör de bitti tabi daha. Evet yani burada gelişecek. Mesela burada göreceğiniz gibi mesela bir video var mesela az önce ilgilenip bahsetti. Mesela şu anda da hani onu göreyim aslında sesinden bahsetmiştim. Sesini... Şey var ya. Şu anda ekran odayı kendisine göre bir şey yapıyor, işte dekore ediyor. Gitti bir yere şey bıraktı, baleri de bıraktı, başka bir yere tepek bırakacak, başka bir yere başka bir şey bırakacak. Mesela yine aynı uygulamaya gidersek ya da aynı uygulamada da şey olacak. Mesela burada farklı nesneler var, nesneleri alıp yine buraya bırakabileceğim ve bunları yönetebileceğim. Ve birden farklı nesneyi de direkt ben burada yönetebilir bir şey olacak. Aslında baktığınızda bu dünya dediğimiz gibi yani hazır üç boyutlu dünyada yapabildiğiniz gibi aslında kendi dünyanızda oluşturuyor. Aslında gelişenin uygulama var. Ben bunu normalde masaüstünde ve telefonda çalışırken gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Şu aklımda şu soru var. Bu uygulama mesela Xbox'ta, HoloLens'te aynı burada çalıştığı gibi çalışacak. Biz tamam Universal Windows platform diyoruz ama ne kadar Universal, ne kadar platform, soru işaretleri var. Bunu denemeden bilemiyoruz. Bunu da zaten denedikten sonra da aslında yani bir developer'ın en büyük sıkıntısı olan farklı farklı cihazlar, farklı form faktörleri nasıl çalışır bilmediği ortamlar burada göreceğiniz gibi otomatik olarak çalışıyor olacak. İlk başta muhtemelen bağlanması biraz yavaş sürebilir. Onun haricinde direkt şey olarak çalışacak. Mesela burada da benim kişisel bir biyom vardı. Onu aslında gösterecek olursam şuradan göstereyim. Yani burada çeşitli yerlere gittiğim yerlerde fotoğraflar çekip her bir yerine 10 fotoğrafla anlatmak gibi bir konseptim var. Yani burada gördüğünüz gibi fotoğraflar var, yani nereye gittiğim var. Daha sonra buradaki gördüğünüz gibi gezi yazım var, nerelere gitmeniz gerekiyor ve bu hani farklı farklı yerlerde bu söz konusu. Dediğim gibi hani buradaki temel ihtiyaç bunu nasıl olurdu bir uygulamaya dönüştürüyor. Aslında uygulama haricinde bunu farklı ülkelere göre ya da farklı harita üzerinde gösterebilirim. Bunun üzerine çıkmış bir ihtiyaç. Mesela şimdi bu yüklendikten sonra aynı uygulamayı ben şunu da yapabilirim. Az önce gördüğünüz gibi ben Visual Studio'da burada Windows lokali seçtim, lokal editör seçtim, HoloLens'i seçeceğim. Ve sonrasında mesela bunu şeyde geçirebileceğim, telefonda geçirebileceğim. Mesela ekranda gördüğünüz gibi farklı farklı fotoğraflar var ve bunu direkt full screen çalıştırabiliyorum. Ve önemli noktası bu, yani responsive olarak çalışıyor. Yani ben bunun boyutunu değiştirdiğim zaman küçük ekranda nasıl çalışıyorsa ekran büyüdükçe ya da tam ekran oldukça ya da daha farklı ekranlarda buna göre daha iyi. En küçük halde bizim cep telefonu kullandığımız durum. Aynen. Kendisi. Aynen. Bu da mesela telefonda gördüğünüz format. Yani ben şunu yapıyorum. Burada yine gördüğünüz gibi yine hamburger menüm var. İşte ülkelere tıkladığım zaman ona göre görebiliyorum buraları. Ya da burada haritaya tıkladığım zaman harita üzerinde mesela nerelere gitmişim bunları görebiliyorum. Ve hani en önemli noktası dediğim gibi bunlar arasındaki deneyim. Mesela ben herhangi bir detaya gittiğim zaman buradaki fotoğrafın buna göre görülmesi, haritanın buna göre görülmesi, aynı şekildeki aşağıdaki detaylar ve aslında daha telefon atmadan
burada şeyleri görebiliyor. Nasıl görünebiliyor? Ve aslında mesela IoT projelerde de var. Mesela IoT projesi var. Kiosk projesi ekliyorsun. Bazı iç gerçekten cihazlar şartlar burada da test edip burada görüyorum. Butonlar varsa ya da dokunma özellikleri varsa buradan test edip aslında parmağımızla dokunduğunda da yine aynı şekilde davranılıyor. Ve bu zaten dediğim gibi platformun en büyük avantajı. Şimdi yapacağım şey şu, hani şu PC'de denedim. Yani aslında lokal makinede yaptığım şey, tablete de alsam, diğer makine de alsam yine aynı şekilde çalışacak. Ve buradaki önemli nokta şu, hani lokal makine haricinde eğer dokunmatik ekranınız yoksa tableti emüle edebileceğiniz bir ortam var, simülatör. Aynı şekilde başka bir cihaz yükleyebileceğiniz, özellikle IoT cihazları, Raspberry'ler yükleyebileceğiniz Remote Machine özelliği. Ya da kendiniz ait bir cihazınız var, örneğin Windows Phone var, buna taktınız, bunu da test etmek istiyorsunuz. Device'dan bunu yapabilirsiniz. Ya da burada gördüğünüz gibi farklı emülatör telefon seçenekleri var, eğer telefonunuz yoksa. Ve şu anda da göstereceğim, en önemlisi Polo'dan emülatör. Yani siz hiçbir değişiklik yapmadan kodda, ben aynı kodu sadece burada Polo'dan emülatör seçiyorum. Ve bunu çalıştırdığı, debug ettiğim zaman aynı uygulama benim şu anda ekranda gördüğünüz ortama gelecek. Direkt iki boyutlu bir uygulama geliştirmek istiyorsanız direktman Windows 10 uygulaması geliştiriyorsanız aslında bir Polo'dan size bulabilirsiniz. Örneğin bir video uygulaması, buna benzer bir şeyler yapacaksanız yani bu da direktman bunu kolaylaştıracak diyebilirim. Mesela şu anda yapacağım şey şu olacak, öncelikle şu dünyayı kapatayım. Şimdi gördüğünüz gibi bu uygulamayı burada kullanabildiğim gibi istersen drag and drop da yapabiliyorsun ve iki parmağımla da direkt baş yapabiliyorum. Az önce nasıl kendi PC'mle hareket ettirdiysem burada da hareket ettirebilirim. Bunun da resmi çeksenize, bu da İbrahim'in fotoğrafı. Bunu da seyrediyorsun. Türkiye'nin ilk olanı çarptı. Mesela burada gördüğünüz gibi yani az önceki yani PC'mle nasıl çalışıyor, telefonla nasıl çalışıyorsa burada da yine aynı şekilde çalışıyor. Ve önemli nokta ise şu, ben burada yine hamburger menüye tıkladığım zaman buradaki hamburger menü yine aynı şekilde çalışıyor. Veya da ben buradaki detaylara girdiğim zaman detaylar yine aynı şekilde çalışıyor. Az önce hatırlarsanız ilk fotoğrafı tıklamıştım ve ben burada yine tıkladığım zaman aynı detayları bu sefer olmadan sonra yine aynı şekilde görebiliyorum. Ve buradaki pek çok şey gerçekten yani test etmeye gerek bile kalmadan mesela az önceki hatırlarsanız bloğumu açmıştım tıklayarak burada da yine aynısını yapabiliyorum. Ve ben burada yine tıklayıp buradaki haritayı seçtiğim zaman buradan direktman haritayı seçerek harita üzerinde gösterebiliyor ve yine bunun üzerine zoom yapmayı da yani parmakla birlikte yapabiliyorsunuz ve gerçekten de modulansız olmadan iki boyutlu uygulama geliştirecekseniz böyle bir dünyaya da sahip olmuş olursunuz. Üç boyutlu dünyalar için sen o da ayrı konu. Onun için Unity, mesela bunun gibi birkaç platformda daha destekledik. Özellikle Unity'nin tool'ları da uyguladık. Eğer şimdiden böyle bir dünyaya ürün geliştirmek istiyorum, hazırlamak istiyorum derseniz de bunun gibi araçlardan şu an mevcut, bunları da deneyebiliriz. Nasıl şey geçebiliriz abi, bir sonraki slide'lara. Hani oradan... Şey yapalım mı? Şunu da konuşalım, sonra o oldu. Aynen. Sonra da eve gelecekler. Bunu biz tamamlayalım. Sonra bir meetup daha yap, oradan belki devam edelim. Burada şey görüyoruz, HoloLens'de HoloLens kullanılarak bir uygulamanın bize insan düşüncelerinin sıkıntıları gösterebildiğini görüyoruz. İşte az önce konuştuğumuz birçok örneğin gerçek fiziksel birebir demo. Direkt yapmıyor ama mesela bir MR'a girdiniz. MR'ın sonuçta 3 boyutlu bir ortamda çıkıyor ve doktorlar onu inceliyor. Aslında incelediği şey direktman o. Yani oradaki MR sonuçlarını ekranda değil de böyle bir ortam içerisinde görmüş oluyor. Arasında tek bir ortam. HoloLens, evet, senin kalp atış hızını ölçen şey HoloLens değil. Veya ne bileyim işte senin oksijen oranını ölçen şey HoloLens değil. Senin ayağındaki kemik çatlayışı vesaire gösteren de HoloLens değil. O da İbrahim'in işte bir röntgen var. Röntgeni çeken cihaz bir data elde ediyor ya. O datayı HoloLens'in erişebildiği bir yere koyuyor. HoloLens'in çeşitli uygulamada o datadan o modellemeyi yapıyor. Veya o kalp atışını gösteriyor. Neyse artık. Yani HoloLens bunu detect etmiyor. HoloLens sadece bunu görsel
önemli bir konumuz daha var. Hızlıca böyle bir yaklaşımla bahsedelim. Sonra kapatalım bugünü. İnşallah bir sonraki mutlaka başka bir bu konuda bir daha yapabiliriz. Ben de birer dakika hepsinden bahsedip hani ne oldu, en azından neler geldi söyleyeyim. Sen yok kalmadın mı ya? Bilmiyorum. Bir bakalım şimdi. O zaman sen başlayalım. Ya aslında buradaki bizim öne çıktığımız nokta hani bizim Windows vardı yukarıdaki hatırlarsın. Tolerance ve Windows 10 ailesi. Daha sonra Azure tarafı var. Azure tarafı Bulut diye geçiyor ve burada daha çok zekileştirme ve bunları sağlayan sadece bir hosting alanı değil. Buradaki pek çok zeki servis var. Machine Learning gibi, Stream Analytics gibi ya da IoT Hub gibi pek çok yapılar var. Aslında bu sizin uygulamanızı evrimleştirmeye yarayan bir platform. Ve bununla birlikte ikinci bir nokta. Üçüncü bir nokta ise productivity adını verdiniz. Aslında sizin veriminizi artacak. Sizin günlük hayattaki işlerinizi kolaylaştıracak yapmalar. Bu deyince aklınıza ilk başta Office ailesi geliyor. Office, Word, Excel ve bununla alakalı yapmalar. Ya da Outlook yine aynı şekilde. Bir tane slide'ınız var. Yani, ve buna benzer pek çok şey var. Ve bunların aslında Microsoft'un temel amacı hepsini ürün olarak veriyor. Ürün olarak alabildiğiniz gibi developer olarak da bunları birbiriyle haberleştirerek, birbiriyle iletişim haline geçerek kullanabiliyorsunuz. Mesela hep verdiğim bir örnek, şu aralar mesela geliştirdim. Mesela bir Raspberry Pi cihaz üzerinde, mesela direkt benim Office 365'teki Outlook'a bağlanıyor. Ve benim toplantım olmadığını boş bekana gösteren bir uygulama. Ben genellikle dışarıda toplantı yapıyorum ya da aşağılarda oluyorum ve pek çok kişi soru sormak için masama geliyor. Beni bulamıyorlar. Ve beni bulamadıkları zaman telefon açıyorlar. Telefon açtığınız zaman da toplantıdayım ve her zaman reject etmekten artık yoruluyorum. Böyle bir uygulama geliştiriyorum ve... First of all, reject etmekten yoruluyorum. Telefonla aranıyor, reject edemiyorum, yoruluyor. Gideri şeyimiz falan. Mesela burada şey öğrendim. Mesela ben o anda müsait değilim. Belki de karşımdaki müşterim rahatsız oluyor. Hani orada mesela böyle bir ortamda benim dışarıda toplantı olduğumu görüp şu an odada bir butona eklemeye çalışıyorum. Butona basınca kamera tetikledim. Kim olduğunu fotoğrafı çekip benim toplantım bittikten sonra bana notification gelecek. Toplantı da değil. Yani toplantı bittikten sonra notification gelip ben gelmiştim. Yani bana ulaş mesajı verecek. Mesela bu gerçekten benim hayatımı kolaylaştıracak bir şey değil. Ve bunun gibi mesela pek çok yani hepimiz yaşıyoruz bu şeylerde. Yani benim burada yaptığım tek şey şu. Windows uygulaması Office 365 kullandım. Belki buradaki fotoğrafları ben şeyde saklayacağım, Azure'da saklayacağım. Ya sen notifikasyon azından geliyor. Notifikasyon azından geliyor. Ve baktığım zaman gerçekten bu yani sadece C şartla, sadece bu kadar kalarak böyle bir yapı yapabiliyor. Bunun temel mesajı bu. Aslında buradaki hani yapıda bir yenilik daha geliyor. Özellikle hani H-S'li robotu duymuşsunuzdur. Yapay zeka tarafında Microsoft inanılmaz derecede yatırım yapıyor. Yani pek çok insan bunu kötü duyuyoruz. Yani kötü duymakla birlikte aslında oradaki teknoloji gerçekten çığırcan teknoloji ve öğrenebilen bir teknoloji. Aslında siz ona ne veriyorsanız o onu öğreniyor. Çocuk gibi ya da oyun hamuru gibi. Siz onu nasıl şekil veriyorsanız o şekli alıyor. Ve hani burada da bayağı çalışmamız gerektiğini gördük. Yani özellikle bir makale vardı. Orada şundan bahsediyor. Yani yapay zekadan korkmayın, insanlardan korkun diye. Aslında gerçekten de öyle. Hani bunu kötü anlamda eğiten, kötü anlamda cevapları öğreten kişiler iyi insanlardı. Ve buradaki aslında bizim çıkma noktamız şöyle. Böyle bir platformumuz var ve biz bu platformu diğer firmalara, diğer kurumlara sunarak, developerlara sunarak hayatlarını kolaylaştırmak. Örneğin bir yemek sepetini düşünün. Mesela siparişiniz geç geldi. Hep geliyorsunuz ve siparişim şu anda nerede diyorsun. Oradan hazır bir metin geliyor. Belki ona göre bir cevap veriyorsunuz. Aslında biraz şey bekliyorsunuz. Genellikle mesela internette viral olur. Bir soru soruyorsa ona karşı cevap veriyor falan. Aslında bunu yapabilecek bir altyapı var. Şu anda İngilizce, Türkçe maalesef desteklemiyor. Bunu sunan bir framework. İsmi de Bot Framework. Bot Framework diye geçiyor. Ve siz bunu pek çok yere entegre edebiliyorsunuz. Skype'e entegre edebiliyorsunuz. GroupMe, Kik'e, ekranda gördüğünüz Slack'le çeşitli mesajlaşma platformu. Ve burada daha da fazlası var. Aslında siz buna bazı şeyleri kendiniz entegre edebiliyorsunuz. Bu Cortana Analytics Suite de önceki ismi. İçerisinde farklı ürünleri var. Hatırlarsan bahsetmiştim. Azure Machine Learning bunlardan bir tanesi. Cognitive Services diye yeni bir yapı geldi. Özellikle bu Cognitive Services, mesela Project Oxford olarak çokça duyduk. Kişinin yüzünden, sesinden, duygu analizini yapabilen bir yapı. Mesela burada direkt
kognitif service olarak Microsoft 30 yıldır machine learning deneyimli servis haline, ürün haline geldi. Aynı şekilde bot framework'te bir yapı geldi. Aslında bu bot framework'te siz hani karşınızda birisi varmış gibi, onunla konuşuyormuşsunuz gibi bir altyapı sunan bu şekilde bir zekayı sizin ürün haline getirmeniz sağlam bir yapı. Tam bunu hep şuna benzetiyor. Nasıl .NET framework geldiği zaman, gelmeden önce masaüstü uygulama yazmak çok zor. Yani .NET framework bu işin çok rahatlı. Herkes uygulama yazabildi. Aslında bot framework da böyle olacak. Belki 3-5 sene sonra şey duyacağız. Abi .NET framework, bot framework 2.5 çıkmış, kullandın mı? Onda şey özellik geliyor falan gibi. Mesela bunun gibi çeşitli muhabbetlere de gelebileceğiz ve ben bunu ilk adım olarak görüyorum ve burada çeşitli diller gelecek, çeşitli yöntemler gelecek. Aslında baktığınız zaman gerçekten ama gerçekten çok büyük bir devrim diyebilirim. Bununla ilgili neler olabilir? Aynen. Beyin fırtınası yapabiliriz. Siz kendi kendine düşünebilen ve karar alıp karşı tarafa bunu bir opsiyon olarak sunabilen ve karşı tarafın verdiği cevaplarla bu opsiyonlar arasında hareket edip işte karşı tarafın istediği sonuca ulaşmasını sağlayacak otonom bir yapı inşa edip edebilirsiniz bot framework'te. Mesela bir tane başlarken bir yok da. Mesela kaydediyorsan da yaparsan. Tekrardan böyle. O zaman videonun noktası oldu. Videonun başlığı da olabilir bence. Güzel. Mesela şey vardı, Skype üzerinde Murphy Bot diye bir şey duyuldu. Murphy Bot'a soru soruyorsun. Bu arada ben ekledim kendi Skype'ıma. Şey yapıyorsunuz işte, what if işte, mesela Steve Jobs was Bill Gates diyorsunuz. Bill Gates'in vücuduna Steve Jobs'ın yüzünü koyuyor falan. O şeyi algılayabiliyor. Kimin ne sorduğunu veyahut da şey diyebiliyorsunuz. Eğer işte Scott Guthrie penguen olsaydı nasıl olurdu diyorsunuz. Penguen resmi buluyor, onun yüzünü koyuyor. Aslında böyle enteresan şeyler yapabiliyor ve bu bir başlangıç aslında. Dediğimiz gibi pek çok şey yapılabilir. Aslında buradaki bizim hani temel vizyonumuz yani teknolojinin gidişatını değiştirmek. Sadece hani mobil etkiler ya da mobil platform yarışları değil, hani sonraki yapıları çok çok düşünmek. Ve burada çeşitli şeyler var, çeşitli noktalar var. Hani bu platformları sunmakla birlikte bunların beslenebileceği dataları, beslenebileceği noktaları da sunmak önemli. Özellikle hani buradaki temel nokta, bir slide'dan girebilirse yukarıdaki adres bileyim. Her şey, gidelim. Evet. graph.microsoft.com diye bir adres var. Buraya bakmanızı tavsiye ederim. Burada Office 365'teki her şeyi erişebiliyorsunuz. Neredeyse her şeyi. Takvimine erişebiliyorsunuz kişinin. Bahsettiğim maillerine erişebiliyorsunuz. Bunları ayrıca gördüğünüz gibi görevlerine erişebiliyorsunuz. OneDrive'daki dosyalardan, eğer organizasyonsa organizasyondaki kişilerine, yöneticisine, birlikte çalıştıkları kişilere erişebiliyorsunuz. Takvimine erişebiliyorsunuz. Aynen öyle. Task'larına, değil mi? Ve mesela şunu yapabiliyorsun. Birisine yani otomatik olarak, sistematik olarak bir mail atacaksın diye de sistematik bir mail geliyorsa programatik olarak bunu düzenleyebiliyorsunuz. Veyahut da dediğim gibi hani bir cihaz, Raspberry Pi cihazı benim avluma gidip onu gösterip bu oda şu anda dolu ya da boş ya da şu anda İbrahim toplantılı ya da değil gösterebilir. Bunun üzerine katabileceğiz katma değerleri ya da çeşitli fikirleri düşünmek. Gerçekten sınır yok. Ve bu platformda bunu sağlıyor olacak. Ve hani zaten aslında bu bizim son slide'ımızdı yanlış hatırlamıyorsam. İki tane kaldı galiba. Ve burada da şey var mesela özellikle. Office 365'te sadece sizin datalarınızı değil, bir sonraki şeye geçebilsek. Mesela göreceğiniz gibi burada mesela uygulamaların içerisinde çeşitli eklentilere ekleyebiliyorsunuz. İşte Word'de, Excel'de ya da PowerPoint'in içerisinde uygulamalar yazıp yapabiliyorsunuz. Bununla alakalı bir video kaydettim. Aslında o videoyu da paylaşabiliriz belki. Bunun sonunda şeyle, yani grupta. Meetup linkine koyarız. Mesela bir saatlik bir video. Bunun nasıl geliştirildiği, bunun yetkinliklerinden bunları görebiliyorsunuz. Örnekleri görebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde siz Android, iOS, Windows, web sitenizden de bu bahsettiğimiz backend'e doğru, Office 365 backend'e giderek bunu kullanabiliyorsunuz ve en önemli noktası şu, single sign-on özelliği sağlıyor. Aslında siz bir uygulamaya güvenlik eklemek istiyorsanız, Office 365'teki o kullanıcı aracılığı, nasıl şu anda Facebook login, Twitter login ya da çeşitli loginler var, aynı mantıkta Office 365 loginleri bu, oradan verilerini çekebiliyorsunuz. Bu da duyulan en büyük noktalardan bir tanesiydi. Bu yani gittikçe daha da çok olacak. Mesela örneğin orada kişilerin kendini dataları değiştirebiliyorsunuz. Böyle çeşitli yöntemler var. Mesela trending gibi yapılar var. Mesela işte şey diyebiliyorsunuz. Şu anda benim organizasyonumda hangi dosyalar paylaşıyor, hangi konu
konular konuşuluyor gibi noktalar konuşabilirsiniz. Ya da kişilere ulaşıp onların detaylarını görebilirsiniz. Şu anda bunların hepsi sunuluyor ve gerçekten yapılmaya ve yapılacak yeni fikirler de çok açık. Bunlara bakmanızı çok çok tavsiye ederim. Ve mesela bu konuda Starbucks bir tane örneği veriyordu. Mesela şey yapabiliyorsunuz. Bir kişiyle bir toplanabilir. Mesela dedim ki yarın akşam Starbucks'ta şeyde buluşalım, Acıbadem'de buluşalım, kahveler benden diyorum. Ama sen diyorsun ki ben biraz erken gideceğim. Ondan sonra ben de şey yaparım, tamam diyorum, toplantı davetini atıyorum diyorum. Ve Starbucks account'ın login olunca burada mesela bir redeem card üretiyor, yani bir gift card üretiyor. Ve oradan mesela şey yapıyorum, mesela 50 dolarlık bir kart yollayıp Engin abi iki tane... 50 dolarlık neden alıyor? Sonra bir bakıyorum Engin abi orada parti yapıyor. Herkes parti yapıyor. Bu nasıl ilginç? Şu anda gerçekten Outlook'taki mail atma ekranındayız. Yukarıda Meet at Starbucks diye bir buton çıktı. Ve bu buton oluyor Starbucks'ın bir blokunda. İşte yazdı o API'de bunu Outlook'un ekstenlere ekledi. Ve o butona basıldığında Outlook'un içerisinde şu panel açıldı. Bu panelde gene Starbucks'ın bir blokunun yazdığı işte şu nesneler gözüktü. Ve bu giden mail'in içerisinde de müdahale edebildi. Hani işte şuraya bunu ve bu mail gönderildiğinde karşı tarafın işte takviminde hem bir iPhone örtüldü hem de Starbucks'ın API aracılığıyla Starbucks'ta işte İbrahim ve Engin yazısı şu satın şurada gelip şu kahveleri içecek. Ödülesi de tabii ki İbrahim'e. 50 dolar dedim. Paralar ne geliyor buraya? Mesela şey çok ilginç. Cross platform çalışıyor. Yani şu anda Microsoft'ta çalışıyor ama aynı zamanda web'de de çalışıyor. Evet, web'deki yani OVA dediğimiz şey değil mi? Hani aynen, OVA'da da. Orada da bu aynı buton gözüküyor. Ve bir de bunu web uygulama geliştirme modelleriyle yapıyoruz. Ay, ondan bahsedeceğim mesela şu an yok ama Android'de iOS'a da gelecek. Yani örneğin sizin Android'deki Outlook uygulamanız ya da iOS'taki Outlook uygulamanızda da bunlar olabilecek. Ve en önemli kriterisi şu, şu anda yani HTML ve JavaScript ile çalışıyor. Ve şu anda gördüğünüz ekran bir web sitesi. Yani kendi serverınızı host edilmiş bir web sitesi sadece Office kabuğunun içerisine girmiş. Bu Office.js diye bir tane yeni bir şeyimiz var. Library'miz var. Bu library size şunu sağlar. Office.js aslında bu web sitesine çalışmasına rağmen HTTPS de buradan siz ilgili şeye erişebiliyorsunuz. Mesela nerede ulaşılacağına. Aynı şekilde Outlook'un bu invitation içerisindeki bu kontrat bölümüne girebiliyorsunuz. Ya da Excel'de, Word'de çalışıyorsa oraya hem veri alabiliyorsunuz hem veri alabiliyorsunuz. Bunun gibi gerçekten çok çok farklı dünyalar getiriyor ve güzel örnekleri de var. Dediğim gibi o bir saatlik videoda bunların hepsini demosunu yaptım. Nasıl yapıldığından anlattım. Ben şey yapıyorum, bu GIS graf API üzerinden mi haberleşiyor? Aslında iki türlü şey var. O Microsoft Graph API şey sağlıyor. Kişinin Office 365 dakika accountlarının reklamlaşmasını sağlıyor. Bu da ikinci bir yöntem. Bu da Office Admins diye geçiyor. Office ve SharePoint Admins diye iki ayrı. Bu aslında isterseniz Graph'la da bağlanabilir, isterseniz bağlanabilir. Buradaki tek nokta dediğim gibi Office.js uzantılı bir tane library var. Onunla birlikte Outlook ya da Excel, Word bunun gibi platformlar yaşamasını sağlamak çift taraf. Mesela şey yapabilirsin. OneNote'un içerisinde bir edin yazın. İşte Wikipedia üzerinden bir şey attık, bulduğun sosyalı OneNote'a işte bir sayfa olarak ekleyecek. Veya ders çalışmanın işte makalesini senin için yazacak. Hani Wikipedia'da bir şeyler bulacak, bir yanında birkaç bir yerde daha bulacak. Sonra bize bir hal anlayıp, Türkçe'de işte aslında. Ödev. Ödev botu. Mesela. Word'a mı yapabilir? Wikipedia bir uygulaması var. Mesela işte Word'un içerisinde ekliyorsunuz, bir keyword arıyorsunuz. Mesela diyorsunuz Microsoft. Microsoft'u arattıktan sonra size Wikipedia üzerindeki şeyleri gösteriyor. Onu ekleyebiliyorsunuz text olarak hiçbir şey yapmadan. Mesela imajlar bölümü var. İmajlara gittiğiniz zaman da imajlardan da Microsoft'la alakalı logoları, fotoğrafları ekleyip aslında gerçekten çok enteresan bir dünyaya giden bir şeyde hazır bir halde yapıyorsunuz. Bu da çok da farklı bir dünyaya doğru götürüyor. Ya Office uygulamaları çok kullanılıyor. Office uygulamalarını yazanlar şu an kadar sadece Microsoft çalışanlarıydı. Artık bizler de bu dünyaya dahil olabiliyoruz. Ofisin içerisinde çalışabilen küçük uygulamalar yazabiliyoruz. Butonla tetiklenen, bir şeyle tetiklenen uygulamalar yazabiliyoruz. Ve insanlar ofis kullandığı için bunlar da kullanılıyor olacak. Değil mi? Yani Starbucks bu uygulamayı yapıp da ofis
store koyarsa, ben de buradan onu indirirsem, değil mi? Starbucks'ın developer'ı ofis içinde çalışabilen bir şey yazabilmiş olacak ve ben de onu kullanıyor olacağım. Neden ben de kendim bir şey yazmayayım da şirketimdeki arkadaşlar veya dışarıdaki arkadaşlar bunu kullanmasın? Değil mi? İşte böyle bir noktaya doğru gidiyor. Bu arada iki tür bir şey var. Birincisi ofis store'da yapmak, oradan yayınlayabildiğiniz gibi bir de internal olarak paylaşabiliyorsun. Bilmiyorum, belki bir sonraki meetup'ta bunlardan bahsedebiliriz. Çünkü çok fazla yenilik geliyor. Özellikle o Microsoft Graph tarafında çılgın yere yapabiliyorsun. Web sitesine bağlayabiliyorsun, Android, iOS, Xamarin'e bağlayabiliyorsun. Apache Core'da ve aslında RESTful'a paylaşıyor. RESTful olduğu için sitenin herhangi bir yerde direkt bana paylaştırabiliyorsunuz. Bu da gerçekten... Bahis şey yapabiliriz mesela, değil mi? Basınca bahis açınca bayılacaksın. Patron geliyorsa kapatacaksın. Sizin var hocam. Biz ondan başlıyoruz. Jackpot koysa böyle falan. Mesela. Böyle iş bir içe verim aramızda. Sonra patron geliyor. Peki. Ben de son. Peki. Saat 10'u geçti. Muhtemelen İstanbul trafiği açılmıştı. Rahat abi. Hani böyle biz dediğim gibi bıraksız sabaha kadar sürer. Biz zaten devam edeceğiz falan. Şimdi İbrahim, kapıda kimse yok. Dur abi şimdi değil. Siz de hazırlayacağım. Ortamı taradınız. Evet. Peki. Teşekkürler katıldığınız için. Şimdi bu meetup düzenimizde biz de şöyle bir şey yapıyoruz. Bir sonraki meetup'ı ne zaman yapalım ve ne konuşalım diye son gelen meetup katılımcılarına soruyoruz. Burada da bunlar sizlersiniz. Yani bir sonraki meetup'ı ne zaman yapalım ve konu olarak ne olsun diye biz gene size soracağız. Sizden gelen feedback'lere göre de bir gene İbrahim'le karşılıklı oturacağız diyeceğiz ama hani telefon üzerinden ben burada soruyoruz. Ben şey söyleyeyim. Zavallı'ndan sonraki kısım çok hızlı geçtiniz. Çok hızlı. Bunu daha böyle daha detaylı yapabilirsiniz. Çünkü graf herkesin ilgisini çekti mi? Ne dersiniz? Ofis, JS, Graph, Microsoft.com, Bot biraz bounce kalır mı? Yine biraz daha detaylı inebiliriz. Hani tamam. Burada test edebilirsek o zamana kadar. Peki, herkes aynı fikirde mi? Herkes uyuyor mu? Bir sonrakinde şey yapsak, ofis elini yazıyor olsak, ilginizi çekecek mi? Çeker. Peki abi. O zaman bir sonrakinde diyelim mi? Peki. Bir sonrakinde ben de bir şey anlatmak isterim. Ben de bu konuda şöyle bir işte bir örnek yapmak isterim diyen var mı? Başka? Bir kişi mi? Hocam ben de design pattern falan design pattern. Güzel. Geçmez zaten. Yeter mi diye düşünüyorum şimdi. Çünkü konu zaten biraz uzunca bir konu. Design pattern içerisinde kaç? 20 tane, 23 tane design pattern var. Kaç tane örnek? O zaman şöyle yapalım. Onu bir sonrakinde yapalım mı? Tamam. O zaman bir sonrakinde şey diye karar vermiş olalım. Ofis, Edin ve Graph Microsoft.com. Bu konuda İbrahim'in zaten örnekleri var. Umut da bir şey yapabileceğini söyledi. Ben de bir şey yaparım. İçinizden başka herhangi birisi bu konu veya bu konuyla ilintili olabilecek bir konu ile alakalı ne anlatmak isterse, ne örnek yapmak isterse burası müsait. O yüzden sizlerin de katılımını bekliyoruz. Bir sonraki meetup'ı buna göre biz set ediyor olacağız. Şimdi tarih. 15 gün diyelim mi? 15 ile 20 gün arasında hemen yani öyle bir yaşam bir günle denk gelebilecek bir tarihi artık ilk hafta sonu, diğer hafta veya belki salı akşamına denk gelebilecek bir tarihi 17-18 gün sonra. Bir şekilde bu meetup'a yağlarız. Hocam yine yedik olursa güzel olur. Öyle yapıyor zaten. Son arası diye planlıyoruz. Ama genelde 7-15 gün başlıyoruz. Hani İstanbul'da.
bu akşam yırttık falan. Arkadaşlar, bu arada anket olduğunu anlayacağınız orada bu anketler var. Sizden ricam, bu anketleri paylaşmak için. Sağ olun.